kimi olacaksın? Belki benimle, belki de bensiz kalıp ağlayacaksın. Ama gün gelecek, sonsuza kadar yanında olacaksın. Yanına yanacağım, sana geliyorum. Her şeyimde bak senin oluyorum. Aşığım adım gibi biliyorum. Elin at, elin at. Sorup biri bir sana deli oldum an. Sine sine kollarına geldim ben. Kıskanan olur, sen onları bırak. Elin at. Sorup biri bir sana deli oldum an. Sine sine kollarına geldim ben. Onları bırak, ele sine kollarına geldim ben. Kıskanan olur, sen onları bırak, ele inat. Sonunu biri biri sana diri oldum o. Sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur, sen onları bırak, ele inat. Ele inat. Evet efendim, herkese iyi akşamlar. Bir cuma günü saat 17'yi gösterdiğinde Tuzlu Olay Web TV'de Deli Dolu Ufuk Kesme programında yine karşınızdayız. Arkadaşlar yine tanıdık. Sanki hiç gitmemişiz gibi. Kadir de alsaydık aslında ekip tamamdı. Evet, bugün programımızda maalesef bir değişiklik oldu hastalık sebebiyle. The Flatbed bizlerle birlikte olacaktı bugün. Sevgili Burçin ve Sinem. Ama sevgili Sinem'in çok yakın zamanda, yaklaşık bir hafta önce bir bebeği dünyaya geldi. Allah bağışlasın diyoruz Sinemciğim. Küçük bir rahatsızlığından dolayı da bugün biraz keyifsiz bir gün yaşayacakları için bugünkü programı bir erteledik. İleriki bir tarihte The Flatbed, sevgili Sinem ve Burçin bizlerle birlikte olacak. Biz tabii ki daimi konuklarımızla birlikte, Orkun'a geçen hafta doyamamıştık. Şahan kardeşim zaten hep bizlerle birlikte. Bugün Deli Dolu Ufuk Kesme'de bol neşeli, bol kahkahalı ve bol şarkılı, bol türkülü bir program sizleri bekliyor. Tuzla Liga'dan maçlardan sonuçları sizlere aktaracağız. Tabii ki sevgili Aleyna Tuana bizlerle birlikte olacak. O güzel yüreğinden, o güzel keyifli sesinden çok muhteşem bir eseri bizlerle paylaşacak. Tabii ki ben konuklarımıza bir hoş geldin diyorum. Ondan sonra da kaldığımız yerden hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İsteklerinizi alacağım. Facebook adresim hazır. Tuzluolay.com'dan da bize ulaşabilirsiniz efendim. Sevgili Şahan, hoş geldin. Nasıl geçti hafta? Güzel. Sınav, sınav nasıl? Seyrediyor mu? Seyrediyorlar. Geçen hafta bu Amerika'ya yollamıştık ya. Evet, o arkadaşımız Yiğit Ersin, o arkadaşım aradı sağ olsun. Güzel tepkiler aldık. Yani daha doğrusu güzel tepkiler aldık. Öyle yerinize de oturdum ama bu hafta. Yani yok ben değiştirdim artık. Gerçi kırmızıyı çok sevmem, hiç sevmem ama Murat abi nasıl düşünüyorduk. Biliyorsunuz da sarı lacivertler, aşk efendim, hiç kırmızı olmaz hayatımızda ama işte koltuk diye oturduk neyse. Hoş geldin, iyi ki varsın, teşekkürler. Sevgili Orkun'a geçen hafta doyamadık. Kısa bir sürede bizlerle birlikte oldu. Tabii böyle o güzel sesiyle bizleri büyüledi. Biz zaten sık sık birlikte olma kararı vermiştik ama bu hafta böyle bir spontane gelişti ama iyi ki geldi ama çok da yoğun efendim. Bir düğün hazırlıkları var. Mutlu bir işlerin arifesindeyiz. Sevgili kızımız da burada. Böyle Allah şimdiden mutluluklar versin. Hoş geldin Orkun. Sen nasıl geçirdin haftayı? Yoğunsun. Çok yoğunuz, yorucuyuz. İşte bir gün bir bulmuşuz. Ondan da hocam çağırdı. Ama iyi ki de, iyi ki de, iyi ki de bunları denk gelmiş. Olsun bunlar güzel böyle şeyler, güzel heyecanlar. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız ama değiliz. Karışık diyoruz. Alıştık. Karışık diyoruz. Bizim evimiz gibi olduk ya, şimdi evet. Artık. Evet. Yok ben evleniyorsun diye heyecanlı olsun. Ha pardon. Yayında der bence. Biz alışıyoruz diyor sen ya. Haftada bir evleniyoruz. Her hafta evleniyoruz diyor. Alışıyor. Şimdi diyenler varsa alışık mısın? Görürsün programdan sonra. Ya o zaman nasıl gidiyordun
Vallahi şey hazırlamadık işin açı. Evet, spontane. Ne istiyorsanız çalacağız, söyleyeceğiz. Çok da keyifli arkadaşlarımız var bugün stüdyomuza konu. Oradan da istek söyleyebilirsiniz çocuklar. Evet, söyleriz. Açık program. Hadi. Alkış falan sponsorumuz var. Sponsorumuz var. Evet, sponsorumuz Tavuk Pastanesi'ne teşekkür ediyoruz. Tavuk Pastanesi'nin sunduğu deli dolu programı. Bundan sonra Tavuk Pastanesi'nin bize sürprizleri olacak. Sağ olsun Murat kardeşim kırmadı bizi. Pastalarından yollamış. Biliyorsun ben zaten 7-24 oradayım Murat'cığım. Ona geleceğiz. Ben bugün sponsorluğu beğendim. Yani. Beğendin mi? Tabii. Bundan sonra çok sürpriz sponsorlarımız var. Hem Olay Web TV'ye hem de Tuzla Liga'ya. Sağ olsunlar geçen haftaki maçta Demir Oklar Börekçilik var Aydınlı'da. Sevgili Atilla Demirok beyefendi yaklaşık 50 tane pide yollamış futbolculara. Semih Otomotiv var. Bundan sonra her haftanın futbolcusunu otomobillerini bedava yükleyecek. Kemal Taşımacılık var. Yine derneğe araba lazım olursa bak ücretsiz olarak servislerimizi açtı. Bu iyi. Bu iyi. Kaan Alısağ var. Alısağları tamamen bizi açtı. Serkan ve Hakan kardeşler. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Alper Fıratmen, sevgili Ercan Özdemir. Daha cezanı kesmedi Ercan abi ama yazık bir şeyler inşallah. Bir de Özdenet var ki böyle haftanın futbolcusuna eve giderken böyle kanatlar, kızarmış tavuklar, etler böyle gelen ne yapayım? Hep de sadece formata uygun yemekle ilgili sponsorlar farkında mısın? Problem. Hadi o zaman, hadi bir coşalım, bir ne yapıyorsanız top sizde çocuklar. Nasıl? Ben bir mesajlara bakayım neler gelmiş, ne istekler var. Sen o sırada söz sizde. Niye yapalım? Yalnızlık. Ram dam da ra 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 da ra ra ram da ri da ra ram dam dam da ra 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 da ra ra ram da ri da ra ram dam da ra 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 ram da ra ra ram da ri da ra. Çok üzgünüm, bütün dostlarıma, sevgilim seni düşman ettiler bana. Bir hataydı beni seçmedin, inandın onlara, sihirli sözlere aldandın. Yalnızlık alır götürür, vay beni yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Yalnızlık alır götürür, vay beni yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. İnandın onlara, sihirli sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni yazık bana. Eller böylesi hep ayırır, karışır sevdalara. Bana el.
şeyi abarttık zaten artık böyle şeye gittik ya. Zaten şöyle bir şey düşünürken, ben senaryo böyle programın bir köşesinde bir de müzik olsun diye, yani şu andaki konuşmamız öyle bizim orada. Hani ben bir program yapacağım deli dolu diye, işte sanat falan, işte spor, aktüelite, tiyatro, bilmem ne. Ama hep de bir hani müziği, ben kendim de çok seviyorum. Müzik de bir tarafımızda olsun dersek biz bayağı müzik eğlence programı olduk abi. Aynen. Pazartesi günü Sevgi aramda Mustafa Yılmaz verecek bir sanat müziği sanatçısı. Biz açtık olayı, olay gibi olarak artık şarkı türkü programına burada abi şey yapacağız ama onunla karar kıldık yani. Aydın Hoca ile şu anda dirsek temasındayız. O ses tuzla. Yapacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağız. Aydın Hoca o ses şey olur, o ses gümeli. O şeyde ya, o büyük obva şeyde oturacağız. Ortada otur. Burada biz şey yapabilir miyiz? Şöyle bastırırız. Olmaz mı? Şey olmasa da biz kendimiz dönelim. Otomatik olmasa da olur. Bunlar, bak bu ya Murat abi. Vallahi billahi bak. Şans öyle oldu. Bunu deneyelim mi vallahi? Üçü de dönüyor bunlar. Yok. Tamam, bunu da ben tek başıma dönerim abi o zaman. Evet Şahan. Yani şimdi tabii çocuklar başkente geleceğiz. Ekibi yapıyorum. Hazırlıklar sürüyor şu anda. Bir sınav var. 23'ünde bütün öğrencilerime de başarılar diliyorum. 23'ünde çok, 23'ünde değil, 23'ünde, 25-26'sında herhalde ya da 27'sinde SBS sınavı. Onlara da bugün seyredecekleri sözlü öğrenciler. Onlara bir hareketli bir şeyler yollayacağız. Moral olsun. Konser süper geçti. Teşekkür ederim. Konser sahiden keyifliydi. Tepkiler de çok güzel oldu bize. Dönüşüm güzel oldu. Ama bunu böyle bir dayalım. Güzel bir organizasyonlar yapalım. Okulları gezelim. Kadir Bülmesi daha gel, Kadir'le şimdi öğretmenler arasına girdik. Şimdi öğretmenleri karşımıza aldık Kadir'le şey. Kadir böyle yaptı, hocam bu iyiymiş böyle dedi. Öğretmen arasında bir dolaşalım Tuzla'daki okula. Onun çok hoşuma gitti, Kadir'e de selam olsun. Buradan hadi. Çıkalım Farabi'ye gidelim. Buradan Farabi'ye gidelim, oradan oraya gidelim. Nasıl gidiyor şimdi, nasıl? Bir hafta mı kaldı yine? Nerede yapacağız düğünü? Burada Yavuzhan düğün salonu. Burada Yavuzhan'da tabii. Bütün Tuzla'ları davet mi edeceğiz, ne yapacağız? Bütün Tuzla'ları davet ediyoruz. Canlı yayından versek. Ha, canlı yayından versek düğünü, ne yapsak? Yapalım mısın? Hocam yani bir tane söyleyecek aslında benim gibi bir kişiliğe yakışır canlı yayında düğünü. Dur bakalım, bunu üstünde bir düşünelim. Şeyde de söyleyecek mi düğünde? Söyle diyorlar da düşünmüyorum söyle, yani. Kendi düğününde de artık karşıdan ya. Karşıdan bir telefon böyle, hani sen göremiyorsun arkadan ama telefon böyle. Yani böyle, tabii dans müziği yakışır. Şöyle, bir şarkınız var. Düşünüyorum, var bir şarkımız da yani hani... O başlasa, biz yürüsek mikrofonu verseler, ben o şarkıyı söylesem falan filan. Aynen. Onu düşünüyoruz da onun gerisi gelecek biliyorum ben. Yine sunucu lazımsa, ücretsiz gelir, sunarım. Sağ ol hocam, eksik oldu. Ya da o zaman bakalım şöyle bir sevgili eşine artık diyebiliriz, az kalmış. Evet. Hani senin ağzından bir şarkı yollayalım bakalım, gelin hanıma hadi. Hadi o zaman bakalım, romantik olalım. Bu arada tüm sevenlere gelsin efendim. Tüm sevginin kıymetini bilenlere gelsin, hadi bakalım. Ben bir besteme okuyayım o zaman. Öyle, süper. Evet. Olay TV canlı yayında Orkun bestesini ilk bizden mi paylaşıyorsun? Yok. Televizyonda paylaşıyor ama arkadaş çevremde biliniyor. Hayır, televizyonda. Ha yok, hayır. Olay televizyondayım. Olay TV ekranında. Rating yapacağız, dur bir dakika ya. Orkun ilk bestesini Olay TV'de ilk defa sizlerle paylaşıyor. Onun hikayesini anlatmak isterim ben. O zaman anlatalım. Eşim olacak insan. Bir dönem böyle bir kavgamız olmuştu da, bir ayrılık dönemimiz olmuştu. Öyle ona ithafen yazmıştım bu şarkıyı. Şimdi birlikteyiz ama Allah'a şükürler olsun. Başlayalım. Bari çek git yakınlara. Görmem kolay ya da benim dönmen için bir umudum olsun. Bari çek git yakınlara. Görmem kolay olsun. Ya da benim dönmen için bir umudum olsun.
atar mı boş yere? Fark etmez, ölsem de ömrüm helal olsun. Zaten kaybetsin bir kere, bu kalp atar mı boş yere? Fark etmez, ölsem de ömrüm helal olsun. Aleyna Tuğhan'a ikinci reklamlardan sonraki bölümde bizlerle birlikte olacak. Bu haftaya çok iyi hazırlandım dedi Aleyna. Müthiş yazılar yazdım dedi. Şu an şimdi bir Dodiyez alabilir. Dodiyez benim için yazdığını okumak istiyorum bana. Arka fon. Şu an daldım sen de okuyacaksın herhalde. Beste mi yapıyorsun? Ben de beste. Evet. Sevgili Aleyna benim okumam için bir yazı yollamış. İsterseniz ben bu arada bunu okuyayım. Sevgili Aleyna yüreğine sağlık. Sana bir müjdem var. Buraya ver kendini ve iyi dinle. Hiç şaşırma, soruları da sorma kendi kendine. Bil ki artık şans senden yana. Sen hayatın içinde olan insansın çünkü. Türlü türlü nimetlerden faydalanan, tüm güzellikleri yaşayan o eşsiz insan. Zor değil ki bir düşün isteklerini gerçekleştirmek, kendine ve tüm insanlığı mutlu etmek için. Senin bir tek gülümsemene bakar. Boşuna arama, o sihirli değnek senin elinde. Ve unutma, sahip olduğun sihrin etkisi son nefesine dek sürecek. Kullanmasını iyi bil, o gücü güzelliklere harca, gülümsemelere, iyiliklere, dostluklara ve güzel yüreklere. Teşekkür ederim güzel yürek. Sağ ol. İyi ki varsın. Merakla bekliyorum kendin okuyacağın yazını. Hemen reklamlardan sonra bağlayacağız. İş durma devam et. Oradan devam et. Bakalım özledim sesini. Hadi at bakalım bir tane oradayım. Hadi Ayşe'yi seviyorum. Yok mu senin insafın yok mu? Bir güler yüzün çok mu? Dal mısın taş mısın? Uzak mı? Bu eda bu hal tuzak mı? Hak mısın bana yasak mı? Dost musun düşman? İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektiğini biçiyor. Selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. İki gözüm bahar geldi. Dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu. Gel barışalım artık. Barışalım artık, gel barışalım artık. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Orkun abi, öğrenciler yapıyor. Hadi Orkun abinin sesinden diyelim diyorlar. Hadi bir şarkı istiyorlarmış. Şarkı yazmamışız, doğru.
Düşünler size. Ya ben geçen hafta... Söyle Orkun gelir. Orkun. Değil mi? Yani. Hadi bakalım. Bol bol hazırlıksız geldi.
ben. Ne çıkarsa baktığınızda. Bilmiyorum, program yok benim. Oradan çocuklar peçeteye yazıp yok yakınsız varız diye. Tanımlarız doğrular peçeteye yok yakınsız diye. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.
Yalnız hissederiz kendimizi. Sıkılır her şeyden, nereye saracağımızı bilemeyiz. Dar gelir yaşadığımız şehir, bulunduğumuz ortam. Peki, bu kadar kalabalığın içinde yalnız kalmayı nasıl becerebilir ki insan? Biri senin gibi düşünmediği ve senin düşüncelerine katılmadığı zaman, senin beğenmediğini beğendiği, senin beğendiğini beğenmediği zaman, İşte o zaman kopuyor filmimizde. Anlık değişiveriyoruz. Gözümüz hiçbir şeyi görmüyor. Kimsenin bizi anlamak istemediğini düşünürken işte o an ne kadar yalnız olduğumuzu bir kez daha fark ediyoruz. Şöyle bir düşünsene. Yağmur da yalnızdır. Kar da mesela. Güneş, ay, yıldızlar, onlar da yalnızlar. Yalnızlık bazen güzeldir aslında. Kendinizi dinlersiniz. Gönlünüzün sesine kulak verirsiniz. Bazen tek dostumuz olur. Dert ortağımız, sırdaşımız, yoldaşımız, arkadaşımız. Şu an aleyhine konuşuyoruz belki ama yine de vefakar olabiliyor de. Alınmaz çünkü öyle kolay kolay. Terk edip gitmez bizi bir yerlere. Çok ilginçtir ki bir tek yalnızlık bizi yalnız bırakmaz. Kaldı ki öteki dünyaya yapılacak dönüşü olmayan yolculuğumuzda bile yanı başımızda yine bir tek o olmayacak mı? Ardından edebiyat defteri arkadaşlarına yönelirsin. İnsanlarla kurduğun güzel bağlantılardan biridir.
ve yalnızlığının tek rakibi olur bu güzel sayfalar. Sinirlerle, yazılarla, yorumlarla yuvarlanır gidersin. Sanal alemde güzel dostların olur. Hoş anılar, hikayeler, sihirlerle karşılaşırsın. Tebessümler toplarsın az buçuk bu güzelliklerden, az buçuk da mutlu olursun. Yalnız yaşayan, yalnızlık üzerine yazan çokça insanla tanışırsın. Birçoğu eşlerinden boşanmış, sevdiklerinden ayrılmış, mesleki hayatları dolayısıyla istemedikleri halde şehir veya ülke değiştirenler ve daha nice hikayeler. Hepsi de birbirinden ilginç, hepsi birbirinden farklı. Fakat hepsi de az da olsa hayal kırıklıkları yaşanır. Her bedende başka bir hikaye. Her yönüyle tarif ederler yalnızlığı cümlelerinde. İyi yanlarını, kötü yanlarını yazarlar, fiilleştirirler. Kimi met eder, kimi belanet eder. Kimi duygusallaşır, gözyaşı döker. Sonra dönüp bakarsın kendi hikayene. Ve anlarsın aslında o kadar da ağır değilmiş. Hatta daha iyi öğreniriz yalnızlıklarla bütünleşmeyi. Hayatlarımızda olan herkese şükreder. Yalnızlıklarımızla olan mutluluklarımızı ezberlemeye kalkışırız. Hayat denen bu yolda ezberinizin çok güçlü olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim Ufuk Bey. Vallahi Aleyna'cığım bizi uzaklara götürdün. Ben teşekkür ederim sahiden. Çok keyifliymiş. Bunu paylaşacak mısın sayfanda daha sonra? Tabii ki paylaşacağım. Vallahi bunu sonra sakin kafayla bir kez daha okumak isterim. Çok teşekkür. Tamam. Gerçi ben sana, teşekkür ederim. Sana bize ve bizim gibi yüreklere bu yalnızlık kelimesi çok yakışmıyor ama o kadar güzel anlatmışsın ki yüreğine sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sevgili Aleyna, sahiden çok güzel kalpli, çok güzel yürekli. Her haftada biz böyle yazmak istiyorum ama 400 sayfa sonra okumak daha keyifli. Çantada reklama gidiyor muyuz? Reklama gidiyoruz. Hadi o zaman şu tavuk pastanesinden bak bize yollamışlar evet, ya. Evet. Sevgili sponsorumuz tavuk pastanesi. Murat kutu küçük ama olsun. Bugün kanalımı hesap edemeyiz. Üçümüz diye. Evet. Çok teşekkür ederim. Tavuk pastanesinden pastamız da tavuk pastanesi. Mahkum ediyorsun. Sana affetmek yakışır.
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahiller. İzlediğimiz taşın altına beraber koydu kendimizi. Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahiller. İzlediğimiz. Vallahi ne müthiş girdik ikinci yarıya vallahi billahi. Ya ben biraz gözüme dönebilir miyim? Maç sonuçları var elimde. Evet. Öğretmenler arası maçları ben kaptırdım size beraber. Şarkı türkü. Sevgili Can kardeşim sabah bu tarafı çeker. Sabah şekerleri değil mi? Ne güzeldi onlar. Hep hayalimdi biliyor musunuz onları? Sabah şekerleri sunabilir miyim? Can çekebilirsin buraları. Çekebilirsin Can. Şuradan çekersen daha iyi çıkıyoruz. Evet. Biliyorsunuz öğretmenler arası futbol ligi ve voleybol ligi başladı. Tuzla Liga ve voleybol liga. Çok sayıda öğretmen arkadaşımız da şu anda ekran başında bize seyrediyor. Keyifli müsabakalarla başladı. Bu hafta Kaan Halı Saha'da, sevgili sağ sponsorumuz Kaan Halı Saha'da oynanan maçlarda Toki Yahya Kemal Lisesi, Yunus Emre Lisesi'nin 4-2 ile geçti. İMKB Mimar Sinan'ı gole boğdu. 9-1'lik skorla geçti. Bu futbol liginde oynanan maçlar. Voleybol Liga'da da İbn Sina Ortaokulu'nda oynanan maçlarda Yunus Emre Lisesi 2-0'lık galibiyete ulaştı. Zayıftı biraz rakibi Zübeyde Hanım ama ikinci maçta toparlarlar. King Boys, benim de oynadığım King Boys takımı rakibimizi 2-0 rahat bir sonuçla geçtik. Sevgili Tezer Taşkıran'daki öğretmenlerimizi son maçta da Uluvatlı Hasan 2-0'lık galibiyetle bu haftaki sonuçlar böyle. Voleybol ligi ve futbol ligi çok keyifli devam ediyor. Tabii ki Olay Medya sponsorluğunda ve sevgili Tavuk Pastanesi'nin, Murat'ın sahibi olduğu sevgili Tavuk Pastanesi'nin sponsorluğunda tabii ki Semih Otomotiv, Tavuk Pastanesi, Özdenet, Demiroklar Börek, Kemal Taşımacık ve Alpen Fırat Bende bize sponsorlukta destek veren diğer firmalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii yani bunlarla sınırlı kalmayın. Deli Dolu programına da reklam verebilirsiniz. Çok uygun fiyatlarımız. Bak üzmeyeceğiz sizi. Yani bak iyi de gidiyor. Reytinglerimiz de çok yüksek. Onun için reklamları kabul edebiliriz efendim. Ben Tavuk Pastanesi'ne özel teşekkür ediyorum. Evet. Peki biz dedik değil mi? Bitti vallahi. Ama az kalmış. O zaman bir istek vardı. Ben seninle tutuklu kaldım. Evet. Benim de özel misafirlerim var. İçeride seyrediyor musunuz beni? Hey! Evet. Hadi bakalım. Benimkiler de o tarafta mı? Öbür tarafta seyreden var mı? Evet. Hadi bakalım. Cam bu çekmiyor mu? Hafıza bitmiş. Ne senden öncesi ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası, ayrılık aman, ölümden yaman, geçmiyor zaman. Geçmiyor. Ne anam babam, ne boş hatıram. Geçmiyor zaman, geçmiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Cihan dolandı, bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım.
misafirlerimizden var mı istek? Peçete de gelmedi. Can, man, istiyor musunuz bir şey? Son parçayı da kapatacağız artık. Bak sonra demeyin, istedik söylemediler. Var mı istek? İyi hadi bakalım, bir şey oldu ya. Hadi bakalım. Evet efendim, Olay Web TV'de bir yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cuma günü ben burada olamayacağım. Kıbrıs'ta olacağım, bir turnuvaya davetliyim. Ama 23 Nisan özel gala programı yapacağız çarşamba akşamı. İnşallah sizlerle birlikte olacağız çarşamba günü Olay Web TV'de. Aynı zamanda yarın saat 17'de Karadeniz TV'de 2+1 futbol programında canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. İkisini seyretmeye devam edin. Haydi bakalım, kış masalı herkes için gelsin. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Adını dağlara yazdım yârim, bunu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlatsın. Adını dağlara yazdım yârim, bunu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim, çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yârim, tek dostum kadehler miydi? Özledim gitmediseydin yârim, bırakma etmediseydin. Şimdi ardıma bakmadım.